Evet, üniversite adayları için sormaya, sorgulamaya, konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz sosyal bilimler, biraz siyaset bilimi, biraz uluslararası ilişkiler, idari bilimler diyeceğiz. Çok önemli bir konuğum var yine. Sorularınız ve görüşleriniz için EGT yayın etiketimiz Twitter'da hazır. Hemen kendisini buluşturayım sizlerle. Üsküdar Üniversitesi'ni ağırlıyoruz. Üsküdar Üniversitesi'nin rektör danışmanı bizle ama aynı zamanda PAMER müdürü diyeceğim. Şimdi PAMER neymiş onu da hep birlikte dinleyeceğiz. Doçent Doktor Sayın Merve Kavakçı bizde. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. PAMER nedir? Biraz sizden dinlemek istiyoruz. Çünkü önemli bir merkez olduğunu biliyorum. Sitenize de baktığım zaman adaylardan da çok talep gelmiş. Çok sorular almışsınız bununla ilgili olarak. Şimdi açıklayalım hadi. Evet. PAMER'i kısaltma olarak kullanıyoruz. Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi. Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz bu postkolonyal çalışmalar merkezimiz Türkiye'deki tek ve ilk merkez bu alanda çalışan. Ümit ediyoruz başka üniversitelerde, akademik enstitülerde bizden örnek alır ve böyle yerler bu alanda çalışan organizasyonlar kurarlar. Peki ne yapıyor bu merkezimiz? Ben aynı zamanda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyesiyim. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüyle PAMER, Postkolonyal Çalışmalar Merkezi, ikiz kardeş gibi düşünülebilir. Birçok faaliyeti, çalışmayı ve eğitim girişimini bir arada yürütüyor. PAMER, dünyada sömürgeciler ve sömürülenler, ezenler ve ezilenler, varlıklılar ve yoksullar. Bunlar ülkeler olabilir, bunlar insanlar olabilir, bunlar gruplar olabilir. Bunların arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ilişkileri inceliyor ve bir yerde de bu ezilenlerden yana bir demokratik, bilimsel tavır sergiliyor. Bu alanlardaki çalışmalara biz postkolonyal çalışmalar diyoruz. Aslında postkolonyal yani kelime itibariyle kolonyal geçmişten yani sömürgeci işgal edilmiş ülkelerin o dönemlerinden çıktıktan sonraki hayatlarında, istiklallerine, kurtuluşlarına kavuştuktan sonraki hayatlarında daha önce onları işgal eden kuvvetlerin tesirinde hala nasıl kalabiliyorlar bununla alakalı. Postkolonyal çalışmalar çok interdisipliner. Aslında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi interdisipliner bir alan. Evet. Yani bunun içerisinde biraz ekonomi var, biraz psikoloji var, biraz sosyoloji var, biraz tarih var, biraz sanat var, biraz kültür var, din var, dil var, her şey var. Biz bu merkezimizde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüyle beraber çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizi yetiştiriyoruz ve bu verdiğimiz eğitimi biraz da pratiğe döküyoruz. Yani günün sonunda öğrencilerimiz teorik bilgileri aldıktan sonra o teorik bilgilerin onların hayatını daha iyileştirmeye, kendilerini tanımaya, insanı anlamaya, çevrelerini, ailelerini daha iyi tanıyabilmelerini, bölgelerini, ülkelerini, bizim gibi dünyamızı anlayabilmeye fayda sağlaması lazım. Evet. Onun için teoriyle pratiğin birleştirilmesi önemli. PAMER de bu konuda önemli bir adım atıyor üniversite. Peki şimdi bu alanda seçim yapmak, tercih yapmak isteyen adayları yönlendirelim. Ben sosyal medyada da zaman zaman paylaşıyorum. Hep böyle pozitif bilimler alanında eğitimler gördüm. Şimdiki aklım olsaydı sosyal bilimler okurdum diyorum her fırsatta. Çünkü gerçekten dünyayı değiştirecek adaylar. İnsanlar bence biraz da oradan çıkıyor. Multidisipliner alanda çalışmak da çok önemli. Peki siz ne tip öğrenciler arıyorsunuz bu alanda? Evet, sözlerinize katılıyorum. Çünkü ben de bilgisayar mühendisiyim. İlk eğitimim o alanda, tıptan sonra. Ama şu anda sosyal bilimlerde öğretim üyesiyim. Keşke daha baştan başlasaydık aslında, değil mi? Aslında bugün için dünya, uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde de hocalık yaptığım için şunu görüyorum. Dünya sosyal ve pozitif ilimleri bir araya getirebilen insanlardan oluşuyor. Yani bir sentez arayışındayız. Onun için bizim PAMER öğrencilerimiz arasında siyaset biliminiz, siyaset sertifikası programlarına katılan öğrencilerimiz arasında Üsküdar Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliğinde okuyan öğrencilerimiz de var. Genetik mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerimiz var.
felsefe bölümünde okuyan öğrencilerimiz de var. Evet. Bu anlamda yapılması gereken şey bu bilim dallarının sosyal veya değil, pozitif veya değil demeden hepsinin bir araya konarak insana bir bütünsel anlamda bakmak çok önemli diye düşünüyorum. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü ve PAMER'in çalışmalarına katkı sunabilecek öğrencilerimiz de, iyi adaylarımız da hiç şüphesiz her daldan gelebilir. Yani matematik kafalı bir öğrenci de, ki ben matematik mezunuyum, evet, bilgisayar mühendisliği için, hı, daha çok rakamlarla aram iyi olmasına rağmen bir sosyal dalda hayatımı geçirebileceğim bir yuvayı buldum. Bu anlamda o kalplerinde yatan aslanı, kendi içlerinde, kalplerindeki ateşi yakalamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Siyaset bilimi içinde hiç şüphesiz her alanla ilgilenen sosyal dallarda bir öğrenciyi de kapabiliriz biz. Özellikle bu gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki dengelere bakan, onlarda gelişmek isteyen öğrencilerimiz de PAMER'in çalışmalarından istifade edeceğini ve kendileri de katkı sunacaklarını düşünüyorum. Çok ilginç dönemlerden geçiyoruz. Evet. Türkiye olarak, bölge olarak, Türkiye çok güzel bir laboratuvar. Bu anlamda siyaset bilim uluslararası ilişkiler okuyacak öğrencilerimiz, felsefe bölümünü okuyacak öğrencilerimiz, sosyoloji, psikoloji okuyacak öğrencilerimiz, ki ben üniversitemizdeki psikoloji bölümüne de antropoloji, evet, dalında ders vererek giriyorum. Bunlar birbirine çok girift sosyal bilimler olarak. Bu öğrencilerimizin tamamına güzel istifadeler sunan bir üniversitedeyiz. Çok şükür. Evet. Peki biraz hazır siz üniversitedeyiz deyince ben de şimdi Üsküdar Üniversitesi'ne doğru rotamızı çevirmek istiyorum. Pek çok özelliği var. Burada defalarca ağırladım üniversitemizi ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de şehrin içinde bir üniversite olması ve lokasyonu. Biraz bahsedelim isterseniz, neye davet ettiğimizi arkadaşlarımız duysun. Evet, Üsküdar Üniversitesi adı üstünde Üsküdar bölgemizde bulunuyor. Evet. Tarihi anlamda, kültürel anlamda çok zengin bir bölge. Evet. Onun için üniversitemizin orada olması da öğrencilerimizin günün sonunda insanı anlamak dediğimiz o mottomuz, üniversite, evet, mottomuzdan da hareket ederek kendilerini tanıyabilmeleri, kültürlerini tanıyabilmeleri, tarihimizi tanıyabilmeleri, çevremizi tanıyabilmeleri ve bu büyük şehir hayatında, metropolün içerisinde hem büyük bir, evet, şehirdesiniz hem de çok lokal, çok sıcak bir ortamdayız. Evet. Üsküdar bölgesi, hı-hı, olarak üniversitenin burada konumlanması da aslında çok kritik anlamda önemli bir karar. Evet. Ve bu tesadüfi bir şey de değil aynı zamanda. Onun için de adı Üsküdar Üniversitesi zaten. Hem teknolojinin şehir hayatının içinde olmanın, bir İstanbul'da yaşamanın, köprüye, şimdi Şehitler Köprüsü diyeceğimiz, evet, Boğaziçi Köprüsü'ne yakınlığı, o İstanbul'un tarihiyle, o Yeditepe'nin içerisindeki İstanbul'un tarihiyle, kültürüyle bütünleşme imkanı veriyor. Hem de son derece o hızlı hayatın zorluklarından arınmış bir sıcaklığı ve sakinliği de olan bir bölge. Hiç şüphesiz öğrencilerimiz bu bölgede bulunmakla da çok gelişeceklerdir. Onu gerçekten yakından görecekler. Bu anlamda da bir sentez içinde yine, evet, o zaman anladığım kadarıyla. Peki hocam, şimdi yine siyaset ve uluslararası ilişkiler tercih edecek öğrencilere dönelim. Ben bu alanda uygulamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz biraz önce dediniz ki ülkemiz geçtiği dönem itibariyle de aslında tam bir laboratuvar düzeyinde. Evet. Hakikaten bu halde çok incelenecek, araştırılacak döküman da var, yaşanan olaylar da var. Ama bir yandan da üniversitelerin sağladığı uygulama olanakları var arkadaşlara. Evet. Siz burada neler yapıyorsunuz? Evet. Ben kendim üzerinden konuşursam siyasetin hem pratiğini içinde bulunmuş, yaşamış, hem de akademisyen olan biriyim. Günün sonunda teoriyle pratiği bir araya getirmemiz gerektiğine inanıyorum ve derslerde de öğrencilerimize o teorik bilgileri anlattıktan sonra bunun hayatımıza nasıl yansıdığını da örneklerle vermeye çalışıyorum. Diğer arkadaşlarımız da böyle. Üsküdar Üniversitesi'nde de Postkolonyal Çalışmalar Araştırma Merkezimiz PAMER vasıtasıyla öğrencilerimizin kişisel mesleki anlamda büyümelerine katkı sunacak
elle somut olarak tutabilecekleri kısa dönemli projeler içerisinde onları çalıştırarak ellerine dönem sonunda, yıl sonunda bir şeyler veriyoruz. Ne yapıyoruz mesela? PAMER olarak bizim bir araştırma grubumuz var. Öğrenci araştırma grupları hazırlıyoruz. Bahsettiğimiz çocuklar 10'lu yaşların sonunda, 17, 18, 19 yaşlarında. Lisans öğrencilerimiz, bir kısmı yüksek lisans öğrencisi, sadece Üsküdar Üniversitesi öğrencileri de değil, başka üniversitelerden de öğrenciler alıyoruz. Halkımıza açık yapıyoruz bu faaliyetleri. Günün sonunda bilgilenmek önemli diyoruz. Ve onlara güzel bir metodoloji dersi veriyoruz. PAMER Fellow'umuz Berlin, Free Berlin Üniversitesi'nden bu çalışmaları yürütüyor. O metodolojik dersten sonra da konumuz neyse o sene, araziye çocuklarımızı yolluyoruz. Arazide alanda hands-on, yani pratiğini elleriyle dokunarak araştırmalarını gerçekleştiriyorlar. Tabii başlarında onları idare eden bir fellow'umuz oluyor. Ve arkasından topladıkları bilgileri getiriyorlar. İkinci aşamada da bu ham bilgileri bir akademik bilgiye dönüştürmeleri, literatüre katkı sunmaları için makaleye dönüştürtüyoruz. Bugüne kadar iki tane İngilizce olmak üzere ve bunlar 30'ar sayfalık yaklaşık iki makale ve bir tane de yine aynı civarda bir Türkçe makale ile Sosyal Bilimler Dergimize katkıda bulundular öğrencilerimiz. Evet. Bunlardan bir tanesinin konusu Türkiye'de ayakkabı kullanımı üzerinden modernizasyon literatürünün taranması ve incelenmesiydi. Evet. Bunun için de Türkiye'deki filmleri incelediler. Bir başkasının konusu AVM'lerin İstanbul'da bulunan alışveriş merkezlerinin postkolonyal açıdan bir değerlendirilmesinin yapılması, mimariden satılan ürünlerin neler olduğuna kadar bir postkolonyal eleştiriyi geliştirmeleriydi. Bir diğeri ise çok güncel hayatımızı etkileyen bir konu olan Suriyeli göçmenlerin ulus sınırlarında mı engellendikleri yoksa insanlık sınırlarında mı engel olunduğu üzerinden bir araştırma yaptılar. Bu araştırmalar hem çocukların sahada yapması itibariyle kendi gelişimlerine fayda sağlıyor. Evet. O aldıkları ham bilgiyi akademik bir bilgiye artikile ederek dönüştürmelerine vesile oluyor. Ve arkasından da evet evladım sen bu genç yaşta bu akademik makaleyi hazırlamaya katkı sundun diye hakemli bir ciddi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlayarak ellerine veriyoruz. Yani bunu kısa dönemde çocuklar bir meyvesini de almış oluyorlar ve çalışmalarımızı buradan yürütüyoruz. Hocam peki o zaman yavaş yavaş toplamamız gerekiyor. Hem sizi kendi ağzınızdan Üsküdar Üniversitesi'nin öğrencileri davet etmenizi isteyeceğim. Hem de belki de bir mesajınız vardır. Onlara ne söyleyelim? Mesajım çocuklar anneleri babaları dinlemek çok güzel. Etrafı dinlemek çok güzel ama günün sonunda o kalbinizde heyecan oluşturan konuda ilerleyin. Yaptığınız işi sevin. Onun için de doğru eğitim alanını seçiniz diyorum. Bu arada Üsküdar Üniversitesi'nin tercih dönemi boyunca açık olduğunu düşünüyorum öğrencilere. Evet. Orada kariyer eğilim testleri yapıldığını da biliyorum. Hiç şüphesiz rehberliklerimiz var. Öğrenci danışmanlarımız var ama hocalar olarak biz de oradayız ve ailelerle öğrencilerimizle kucaklaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza ve ayağınıza sağlık değerli katkılarınız için de. Evet efendim, kısa bir ara için yine izin istiyorum. Üniversitelerle devam edeceğiz.